Görmeye başladım genç kızları. Lütfen şu pet şişelerdeki suyu elinizde dolaştırmayın. Hele hele sıcaktaki. Hı hı. Hele hele sıcakta kalmış. Lütfen yapmayın. Evinizde temiz bir cam şişeniz olsun. Mübarek onun içine doldurun. Çantanızda olsun. Ama şu pet şişeleri özellikle genç kızların. Bak kullanıyorlar. Çünkü şey var. Sonnen Şahin var. Bu yayınladı. Bunu bir programda anlatmıştım. Hüseyin. Şimdi bu patolojiye gidiyor ya. Bunun alınan doku. İşte meme kanseri veya prostat kanseri. Her neyse. Parçayı alıyorlar. Bunu bir kabın içerisine koyuyorlar. Ve patolojiye gidiyor. Sonra görüyorlar ki aradan bir zaman geçtikten sonra bu kaplarda bir değişiklik olduğunun farkına varıyorlar. Bu plastik kapları üreten firma Nonil diye bir daha onu sert yapacak, daha stabil olduğunu iddia ettiği kimyasal bir yapı Nonil ilave ediyor. Sonra bakıyorlar ki ya tümörü büyütüyor. Yani parça alınmış orada büyüyor. Hani şimdi sebzeye çok fazla hormon verirsin ya Hüseyin. Evet. Getirirsin eve salatalık mesela 10 santimse 10,5 santim. Devam eder büyüme. Ha 10,5 11 santim olur. 1 santim çünkü hormon yüklü daha. Çünkü onu toplamaması lazım. En aşağı bir hafta sonra toplayacak. Ama topluyor vatandaş. Değil mi? Bu da öyle yani nonilden dolayı o plastiği sonra buluyorlar diyorlar ki bunu eski haline getirin. İşte bu yayına baksınlar Sonnenschein. Sonnenschein bunu okurlar görürler lütfen bunu bu pet şişelerden yazın sıcakta dolaştırmayın üzülüyorum. Çünkü şey gibi östrojen hormonu gibi davranıyorlar. Ama reaktif oksijen, şey östrojen hormonu. Şimdi normal bir östrojen hormonu da onun reaktifi nasıl oluyor? Evet, tümörü büyütüyor. Aslında çok artık neleri tetiklediğini de bilmiyoruz. Hep klinik deneylerle araştırılması lazım. İnsanlar bir şişe soğuk su alıp içmek istiyor ama lütfen dikkat edin değerli seyirciler. Büfelerin önüne yığmış mesela. Hepsi güneşte duruyor. Ya, oradan yapmayın. Almayacaksın işte. Ya dolaptan ya cam şişe alsınlar.